Artık orto, para ve meta yönlendiricilerini anladığımıza göre bir benzen halkasında birden çok sübsütüentin olduğu bir durumda neler olacağına bir göz atalım. İlk tepkimemize baktığımızda bunun bir halojenasyon tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani halkamıza bir klor eklenecek. Tabi soru şu, bu klor nereye eklenecek? Bunu çözmek için sübsütüentlere ve ne tür yönlendirici olduklarına bakmalıyız. Öyleyse bu metil grubuyla başlayalım. Biliyoruz ki bu bir orto para yönlendirici grup. Yani kloru orto ve para konumlarına yönlendirecek. Tabii burası orto konumu. Şurası da aynı şekilde. Aslında moleküldeki simetriden dolayı her ikisi de aynı. Alt tarafa baktığımızda para konumunda bir nitro grubunun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu örnekte para konumuna başka bir şey ekleyemeyiz. Şimdi bu nitro grubunun ne tür bir yönlendirici olduğunu düşündüğümüz zaman aslında önceki videolarda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bunun bir meta yönlendirici olduğunu hemen anlıyoruz. Bu nitro grubuna göre meta konumunda olan yer elbette daha önce işaretlediğimiz karbonların bulunduğu yerler olur. Yine simetri sayesinde bu iki taraf aslında aynı. Bu sübsitentlerimizin her ikisinin de aynı noktaya yönlendirdiği bir durum yaratmış oluyor. O zaman şuradaki ürünümüzü çizmeye başlayalım. Benzer halkamız şöyle. Sübsütentlerimizi de ekleyelim. Yukarıda metil grubumuz, altta ise nitro grubumuz var. Şimdi bu iki karbondan herhangi birini seçebiliriz. Yani ya bu ya da şu. Simetriden dolayı hangisini seçtiğimizin bir önemi yok. Her halükarda aynı ürünü elde ederiz. Öyleyse bu kloru bu konumlardan birine yerleştirelim. Yani metil grubuna göre orto, nitro grubuna göre meta olacak şekilde. Evet, elde edeceğimiz tek ürün bu. Hadi başka bir tane daha yapalım. Bu tepkimeye geçecek olursak tabii bu bir sülfolama tepkimesi. Yani benzer halkamıza bir SO3H grubu yerleştireceğiz. Ve yine cevabını merak ettiğimiz soru şu. Hangi karbonu yerleştireceğiz? O zaman yine önce sübstüentlerimizi inceleyelim. Buradaki OH grubunun bir orto para yönlendiricisi olduğunu biliyoruz. Halkamızın neresinde olduğuna baktığımızda ise bir önceki örnekte olduğu gibi burası orto konumu olacaktır. Tabi simetriden dolayı aynı şekilde şu noktada orto oluyor. Para konumunda ise yine bir metil grubu yer alıyor. Şimdi bu metil grubunu ele alırsak şöyle farklı bir renk kullanayım. Evet bu metil grubu da orto para yönlendiricisi. Peki metil grubuna göre orto ve para konumları neresi? Bu iki nokta orto olacak. Çünkü simetrik olarak ikisi de aynı. Para noktasında ise bu OH grubu yer alıyor. Kısacası farklı noktalara yönlendiren iki orto para yönlendiricisinin olduğu bir durumumuz var. Hangisinin kazandığını bulmak için bu iki yönlendiricinin aktive edici gücünü düşünmemiz gerek. Yani en güçlü aktivatör yönlendiren grup olacak. Ve buradaki en güçlü aktivatör elbette bu OH grubudur. Çünkü aktivatörümüz bu grup. Tabii bu metil grubuysa önceki videolardan gördüğümüz gibi zayıf bir aktivatördür. Böylece SO3H'ın bağlanacağı nokta bu karbon olacak. Tabi simetriden dolayı şurası da olabilir. O zaman bu sülfalama tepkimesinin ürününü çizmeye başlayalım. Önce benzen halkamızı çiziyoruz. Evet halkamız şu şekilde. OH grubumuz üstte şurada. Altta ise metil grubumuz yer alıyor. Tabi OH en güçlü aktivatör olduğundan ona yakın bir orta konumuna SO3H'ı yerleştireceğiz. Evet böylece son ürünümüz bu oluyor. Devam edip bir örnek daha yapalım. Bakalım bu tepkime de neler olacak. Tabii bunu da aynı şekilde halkamıza bir klorun bağlanacağı halojenasyon tepkimesi olarak tanımlayabiliriz. O zaman şimdi buradaki sübstituentlerimizi analiz ederek başlayalım. Yine bir metil grubumuz var. Tabii bunun bir orto para yönlendiricisi olduğunu artık biliyoruz. Öyleyse bu metil grubuna göre orto ve para konumu olan noktaları şöyle bir işaretleyelim. Burası orto konumu oluyor. Aynı şekilde burası da. Bu kez para konumunda bir şey bulunmuyor. Bu yüzden kloru oraya koyabiliriz. Halkamızda ayrıca başka bir substantimiz daha var. O da bu klor. Tabi halojenlerin de klor üzerinde bulunan ortaklanmamış elektron çifti nedeniyle orta para yönlendiricileri olduğunu biliyoruz. O zaman bu klora göre orta olan konumları kırmızıyla işaretleyelim. İşte bu nokta ve sağ üstteki şu nokta orta konumlar. Sol üstteki de para konumu. Yani burada birkaç farklı olası ürün var. O zaman çizmeye başlayalım. İlk olası ürünümüzde kloru bu konuma eleyeceğiz. Şöyle halkamızı çizelim. Evet, üstte metil grubumuz, sağ alt tarafta ise klor yer alıyor. Şimdi de kloru bu konuma ekleyelim. Evet, şimdi bu konuma geçelim. Tabii bunu da olası ürünlerimizden biri olarak sayabiliriz. Şöyle hemen yanına çizelim. Evet, benzen halkamız şu şekilde. Üstte metil grubumuz var. Klor yine aynı yerinde ve diğer kloru ise bu konuma ekliyoruz. Bu ürünlerin yanı sıra son olarak kloru sağdaki bu son konumuna eklersek neler olacağını bir düşünelim. Tabii göründüğü üzere klorun bu konuma eklenmesini engelleyecek bir sterik engel var. Yani bu metil grubunun ve bu klorun hacimli olduğunu düşündüğümüzde buraya başka bir klor eklenmesi epey zor. Bu yüzden bu büyük miktarlarda pek görülmez. Dolayısıyla bu ürünün burada oluşmayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda bu tepkime için iki ana ürünle kalmış olduk. Birden çok sübsitentten bahsederken sentezdeki yönlendirici etkileri bu şekilde düşünebilirsiniz. Önce sübsitentlerin nereye yönlendirileceğini düşünün. Sonra aktive edici gücü düşünmeniz gerek ve son olarak ürünlerinizin sterik engelinde göz önünde bulundurun.